Merhaba sayın izleyen, hoş geldin. Bugün yeni kitabımı bitirdim. Üstünü dökmen, Kelebekler ve İnsanlar. Çok güzel bir kitaptı, çok duygulu, çok empati düzeyi yüksek bir kitaptı benim için. Çok şey öğrendim, çok şey kazandım. Hayat için, engelli insanlar için olsun veya çevre için, dua için. Yani benim için bayağı iyi bilgilendirici kitap oldu. Okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten bu yüzden yayınlıyorum kitapları. Yani okuduğum kitaplar çoğu güzel olduğu için hepsini tavsiye ediyorum. Yani güzel olmayan kitap yoktur zaten de. Veya yanlış yazılan, yazım yanlışları falan olan, anlatılamayan kitaplar var diye düşünüyorum. Her neyse bizim konumuz o değil. Kitap Üstün Dökmen tarafından yazılmış. Kaç sayfa olduğunu şöyle göstereyim. Şu an bakkaldayım ama evde pek müsait olamayacağımı düşündüm ve ben de burada yazmaya çalıştım, okumaya çalıştım. Kaç sayfayı gözüküyor mu? 250. 250 sayfa, şurada göstereyim. 250 sayfa falan civarında. Çok güzel, çok hoş, duygulu bir kitap. Öyle bitirdim işte bunu da. Artık yeni kitabım hangisi olur bilmiyorum. Sonra onu geçeceğim. Yani güzel kitaptı, yazım yanlış falan yoktu. Okuması zevkliydi, akıcıydı. Şu an bakkaldayım ve etraftan garip garip sesler gelebilir çünkü maşallah yolumuz otoban yolu gibi. Herkes geçiyor. Araba, otobüs, tatlıcı olsun, çocuklar dışarıda bisiklet sürüyor. Öyle işte. Çok fazla video atamamamın sebebi, yani kitabı bitirmemin sebebi, İşe gidiyorum. İşten kalan vakitim pek olmuyor. Yorulunca direkt yatıyorum. Zaten yatıp kalkınca aynı saatte işe gidiş saatime denk geliyor. O yüzden görüşürüz. Az önce müşteri geldi. Kapatmak zorunda kaldım telefonu. İşte böyle arkadaşlar, yani kitabımız. Güzel kitap, hoş kitap, okuması zevkli, duygulu bir kitap. Empati kurabiliyoruz. Empati kurma yeteneğimizi artırabilir. Bakış açımızı değiştirebilir. Ve bakış açımızı yükseltebilir. Bakış açısı kazandırıyor işte. Yükseltebilir derken çoğalması, yani farklı bakış açılarıyla bakma olanağımızı artırıyor. Hoş, güzel bir kitapta bakış. Şurada kız sinek var ki, mübarek sineklerden. İşte böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim okuduğunuz için. Yani izlediyseniz, izleyen varsa eğer, bilmiyorum. 4-5 videomu izlememiş ama neyse, atacağım işte, maksat iş güç olsun. Şu anda kitap bitti, bir şey yapacak bir şey yok. Telefonla uğraşmak istemediğim için, zaman geçirmek, zaman öldürmek için böyle şeyler yapıyorum. Teşekkür ederim herkese. Teşekkürler, hoşça kalın. Bu kadar.